Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyetimizin 101. yılında sizlerle birlikte burada bu güzel bayramı, bu büyük bayramı kutluyor olmaktan kıvanç duyuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok kısa bir süre önce Ankara'mızda TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor. Terörden medet uman tüm güçlere buradan bir kez daha haykırıyoruz. Teröre, şiddete asla teslim olmayacağız. Evet, bugün çok iyi koşullar içerisinde değiliz. Güvenlikten ekonomiye, istihdamdan kültür sanata, siyasete, hayatın pek çok alanında çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Ama bu bizim umutlarımızı yitirmemize, bizim gardımızı geri düşürmemize, bizim umutsuzluğa ve mutsuzluğa hapsolmamıza sebep değil. Çünkü 105 yıl önce 19 Mayıs 1919'da yıkık bir ülkede silahı olmayan, insan gücü harap düşmüş, yıllar yılı süren savaşlar sonunda sanayisi artık tarımı, sanayisi her alanda, hayatın her alanında geriye düşmüş bir milletten 7 düvele karşı zorda kaldığında, istiklali ve bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde nasıl küllerinden yeniden doğup nasıl destanlar yazdığını gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şanlı bir tarihe sahibiz. O tarihe, o mirasa layık olmak için bugün bizler de gelecekten her zaman umutluyuz, inançlıyız ve kararlıyız. ...19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi örgütleyen, devamında 23 Nisan 1920'de demokrasinin temellerini atan, meclis hakimiyetini hayata geçiren, ardından 30 Ağustos 1922'de 7 düvele karşı şanlı bir zaferi kazanan ve 29 Ekim 1923'te de bu zaferi Cumhuriyet'le taçlandırıp yeni yönetimi kuran bir tarihi mirasa sahibiz. Cumhuriyet sadece milletin hakimiyeti, milletin egemenliği, halkın egemenliği olarak tanımlanabilir diye konuşursak burada eksik söylemiş oluruz. Bizim açımızdan Cumhuriyet aynı zamanda medeni kanundur. Aynı zamanda kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesidir. Şapka devrimidir ve ardı sıra gelen pek çok devrim. Çünkü Cumhuriyeti kuran kadrolar aynı zamanda yapacakları devrime de Cumhuriyeti dayanak kıldılar, halkın egemenliğini dayanak kıldılar ve devrimleri bu güçle gerçekleştirdiler. Bugün Cumhuriyet çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasıdır. Kadınların sokakta güvenle yürümesi, 780 bin kilometre karede tüm yurttaşlarımızın refah ve barış içerisinde yaşamasıdır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 101. yılında daha nice bayramlarda hep birlikte buluşacağız. Cumhuriyetimizi eski şanlı günlerindeki gibi yine sokaklarda, meydanlarda, stadyumlarda bugünden daha da coşkuyla kutlayacağız. Ve her türlü saldırıya, her türlü girişime karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde onun devrimlerinin takipçisi olmaktan bir adım geriye durmayacağız. Ben başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin bekçisi olacağımızı, ilelebet yaşatacağımızı sizlerin adına buradan bir kez daha haykırıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, iyi ki Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet diyorum. Sağ olun, var olun.